Latin Amerikalılar Türklere Türko diyorlar. Manası kaba davranışlarda bulunanlara bulundukları için, kavgacı oldukları için, acımasız oldukları için bu kelimeyi kullanıyorlar. Önce tepkimi çekmişti. Daha sonra Türkiye'de olup bitenleri gördüğüm zaman nüfusun 85 milyonluk nüfusun 1/3'ünün silah taşıdığını görünce trafikte saçma sapan sebeplerden dolayı yayaya yol verdiği için aracın şoförü dövülünce garsonlar, işte iş yerlerinde garsonlar, çalışanlar kolayca dövülünce, işte görevini yapan polis memuruna milletvekili tarafından tokat vurulunca, öğretmen bıçaklanınca, acil servisteki doktor kolayca dövülünce, çocuklara taciz, tecavüz yapılınca, her gün iki tane kadın, kız kolayca öldürülünce, bunları göz önünde bulundurulduğu zaman adamlar haklı. Yani bu kelimeyi kullanmakta. Latin Amerika'dayım. Dominik Cumhuriyeti'nde, Kuandoluyo'da dışarıda oturuyorum. Biramı içiyorum. Hep aynı kafeteryaya gidip dışarıda otururum. Oradan her taraf gözüküyor. Zaten küçük bir yer. Otopark böyle kimi 5 tanelik, yani böyle arsalar var. Ön tarafı restoran, arkası bir boşluk, arabalar park etsin diye. Kimi yerde 8 tanelik araç park yeri var. İşte böyle ikişer, üçer kişiler paylaşmışlar oraları. Yani işte ne olacak? Akşama kadar 5 tane araba girecek, 2 kişi, 3 kişi paylaşacak. Yani küçük paralar. Seyrediyorum. Daha ana caddeden araç döndüğü zaman başlıyor herkes kendisine doğru arabayı yönlendirmeye. Herkes kendi otopark yerine park edilsin istiyor ki oradan 3 kuruş, 5 kuruş, yani küçük paralar. Ondan sonra seyrediyorum. Şimdi araba, yani sık sık araba geldiği falan yok öyle. 15-20 dakikada bir tane araba gelecekti. İşte denize girecekler. Yani plaja geliyorlar. Hemen karşımız plaj. Arkadaş, yani toplam 20 kişiye yakın insan var. Kızlar da var aralarında. Kızlar erkek gibi. Ondan sonra bunlar bir başlıyor karşıdan karşıya, yani tartışmaya. Şimdi diyorum, sesler yükseliyor. Şimdi diyorum birbirlerine girecekler. Hatta yolun karşısından, tabii aralarında yol var. Yolun karşısından adam genç karşıya geçiyor diğerlerinin arasına. El kol hareketlerinle konuşuyor böyle. Vuracak diyorum, dokanmıyorlar. O kadar şiddetli tartışma, dokanmadan, birbirlerine dokanmadan geçiyor. Ben hiç kavga görmedim yani. O kadar yer dolaştım. Hiç kavga eden insan görmedim erkek olarak. Ondan sonra tabii saldırı, mesela soymak amacıyla bunlar oluyor. Bunu biliyorum ben. Bunlar normal çünkü her ülkenin, her bölgenin fakir, aç insanı var. Böyle hırsızlık yapmak için plan yapan insanları var. Bunlar biliniyor yani. Önlem almak lazım. Dikkatli olarak
hareket etmek lazım. Yürürken önüne arkana bakacaksın. Dikkati çekecek eşya taşımayacaksın. Saat gibi, yüzük gibi, kolye gibi bunları dikkati çeker yani. Bunlar olağan şeyler. Her ülkede oluyor. Yani bir tane örnek vereyim. Aslında bu madem kabalıktan bahsediyoruz, canilikten bahsediyoruz. Türkiye'de horoz dövüşleri oluyordu. Bilmiyorum şimdi hala var mı. Dövüş horozları vardır. Bunların üzerinden bahis yaparlar. Kumar oynarlar yani bu dövüş horozları yüzünden. Hastalık derecesindedir bunlar. Ondan sonra işte akşam belirli bir yerde toplanır insanlar. Bu işle ilgilenenler kimin horozu kazanacak diye para basarlar. Bunun üzerine para oynar, kumar oynarlar. Daha da çekici olsun diye dövüş, horozların ayaklarına jilet takıyorlar. Jilet bağlıyorlar. Tabii hayvan kavga ederken çırpınıyor tabii. Çırpınınca da ayağınla tutunmak istiyor. Horozun farkında değil ki ayağında jilet olması, olduğu. Çırpınırken de tabii karşı tarafa dokunduğu zaman kanıyor tabii hayvanın, diğer hayvan. Ondan sonra daha zaten kavga ettiriyorlar. Bu insanlar normal insan değil. Ondan sonra ve bazen horozum kaybetti diye kızıyor, horozun kafasını koparıyor. Yani şov yapıyor orada çevreye, sinirleniyor. Orada oracıkta böyle kafasını kopartıyor horozun. Bu çok olmuştur yani. Bilmiyorum, hala horoz dövüşleri yasal olduğunu zannetmiyorum da hala var olup olmadığını bilmiyorum. Yani adamların Türklere Türko demesinde haklılık payı var diye düşünüyorum.